Şöyle işbirliği günahkar bir fiile dönüşmüş gibi dediniz. Umut bağlanan ama kazanılmayan seçimin maliyetini seçmen çıkarabilir der Mehmet Emin Ekmen. Ee, Ankara'da kalayım, Murat Emir'e döneyim. Şimdi buna ek şöyle İmamoğlu bugün Reuters'e dedi ki oradan biraz devam edelim. Son seçimden daha zor olacak. 2019'daki işbirliği ortamı da yok görünen o. Ee, Muharrem İnce'nin açıklaması var. İsmail Saymaz'a konuşmuş. AK Parti İstanbul'da en iyi adayı koydu. İş çok zor. Özel'e ben bunu anlattım diyor. İş kolay değil dedim diyor. Ve hatta diyor ki iyi Parti iyi bir kaybettiren olacak. E, tüm bu tabloda böylesi kritik bir aritmatikte varken CHP İstanbul'da ne yapacak? CHP tabi İstanbul'da ne yapacağını çok iyi biliyor. E, biliyorsunuz adayımızı çok önce e, açıklamıştık. E, adayımız son 5 yıldır İstanbul'u çok iyi bir şekilde yöneten, başarılı hizmetleri olan Sayın Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla elbette ki seçime giderken kimi işbirlikleri, ittifaklar, bazı partilerin aday çıkartıp çıkartmayacağı yeniden refah gibi dem gibi... ...tabii ki denklemi etkileyebilecek faktörler ama... Ben son noktada asıl karar verecek olanın İstanbul halkı olduğunu ve İstanbul halkının da İstanbul'da yaşayanların da hem AKP'den memnun olup olmadığını AKP'nin Türkiye'ye getirdiği bu düzenin devam etmesinden yana olup olmadığını değerlendireceğini ama aynı zamanda hatta ondan daha fazla İstanbul'daki hizmetleri yani Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını ve o güne kadar yapılmayanları da değerlendireceğini Mesela az önce Cem Küçük dedi da... ki İstanbul'da daha önce CHP'ye oy veren ama memnun olmayan bir milyon kişi var. Cumhurbaşkanı'nın önünde böyle bir anket var. Siz bir anket yaptırdınız mı? Son dönemde yaptırdıysanız nasıl bir tablo çıktı İstanbul'da karşınıza? Şöyle, bizim anketlerimiz var. E, tabii sadece bizim anketlerimiz değil, kamuoyuna yansımış e, başka anketler de var. E, ve buradan ölçümlediğimizde aslında Ekrem İmamoğlu'nun e, güven noktasında, memnuniyet noktasında önde olduğunu zaten görüyoruz. E, Murat Kurum'a göre e, bilinirliği zaten e, çok e, yüksek çıkıyor. Dolayısıyla e, AKP'nin öndeki ankete AKP'lerin çok güvenmemeleri e, gerektiğini şimdiden sağlık veririm. Aslına bakarsanız burada yapılması gereken şu anda birçok bilinmeyen de olduğu için yani siyasal düzlemde yapılması gereken bence en azından bize düşen siyasal bir değerlendirmedir. Şimdi 2019 seçimleri gerçekten 13.500 oy farkla alındı. Çok küçük bir fark İstanbul'u düşündüğünüzde. Dolayısıyla her parti sadece bir, en çok bir oy fazla fazlalarının kazanacağını düşünecek olursak her parti en yüksek oy almak için tabii mücadele edecek. Ve burada adayların performansları çok ön plana çıkacak e, özellikle ittifaklar, işbirlikleri önemli ama çok çok daha önemli olan tabanda ittifaktır. Çünkü artık Ekrem İmamoğlu bilinen bir belediye başkanıdır. Hizmetleriyle tartışılacaktır ve karne alacaktır vatandaşımızdan. Dolayısıyla tartışmanın bu zeminde yürümesinde yarar var. Ben öncelikle Murat Kurum hakkında görüşlerimi ifade etmek isterim. Tabii şimdi Sayın Cem Küçük de kendi durduğu yerden bir değerlendirme yaptı ama... Aslına bakarsanız Murat Kurum oldukça sabıkalı bir aday. Özellikle Kanal İstanbul'u yani İstanbul'a bir ihanet projesi olarak tanımladığımız, bir iklimci, çevre cinayeti olarak tanımladığımız projenin ana savunucularından birisi ve özellikle Türkiye'nin şu zor durumunda insanların açlıkla, baş etmek zorunda olduğu bir süreçte 15 milyar dolarlık bir proje hem de İstanbul'u ortasından yaran, İstanbul'daki nüfus sorununu katlayan, İstanbul'un trafik sorununu katlayan, İstanbul'un altyapı sorununu katlayacak bir projenin savunucusu. Dolayısıyla böyle bir adayın Kanal İstanbul'u bu bir bir buçuk ayda nasıl anlatacağını doğrusu ben merak ediyorum. Sonra imar affının yürütücüsü kendisi. Yani 8 milyon küsür binanı binaya imar veren e, işlemlerin başındaki yürütücü kişi ve bunu bunu savunan kişi. Dolayısıyla şimdi İstanbul'un bir deprem sorunu var. E, 1.3 milyon yapının riskli olduğu e, öngörülüyor. Bunların bir an evvel dönüştürülmesi lazım ve Murat Kurum'un yani anladığımız kadarıyla en büyük projesi de e, depreme dayanıklı bir kent yaratmak olacak. Şimdi bir tarafta e, siz e, imar haftının yürütücüsü olacaksınız, yaratıcısı olacaksınız, taşıyıcısı olacaksınız, savunucusu olacaksınız ve e, 1 milyon 8 milyonun üzerinde konuta iskan vereceksiniz. Daha bunların bu çok büyük bir kısmı deprem bölgesindekiler daha 11 ay önce depremde yıkılmış. Resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde insanımız yaşamını yitirmiş. Şimdi gelecek İstanbul'da nasıl depreme dayanıklı kentler yaratacağını anlatacak. Yani buna benzer son derece çelişik şeyleri var. Mesela Salda Gölü'ne dozer sokan başkan, aynı şekilde ÇED raporlarını, çevre etki değerlendirme raporlarını değersizleştiren ve bir ayak bağı olarak gören bir başkan. Yine e, TOKİ evleri dedi sayın Cem Küçük, e, TOKİ'de işlemler yapılıyor, mu? yapılıyor ama 2000 yılında verilecek de, TOKİ konutları hala verilememiş. Dolayısıyla ortada bir başarı yok. Bir çalışkanlık ifade ediliyor. İşte deprem bölgesinde gitmiş 40 gün kalmış. Ben de kaldım. Ama imar affının yürütücüsü olmuş bir bakanın aslında bir özelleştiri, hatta bana sorarsanız yasal bir yaptırıma maruz kalması gerekir. Yargılanmaları gerekir. Ama bunlar bir yana deprem bölgesinde kaldı diye bir bir başarı yaratılmaya çalışılıyor. Veya sel bölgesinde gidilmiş orada afet bölgesine müdahale edilmiş. Ya 2024 yılında bir ülkede bakanlar sel bölgesine, afet bölgesine müdahale etti diye onurlandırılmazlar, değerlendirilmezler. O, o selin geçtiği yerde, o yapılaşmalara kim izin verdi? 22 yıllık AKP iktidarının buradaki etkisini e, ve görevini yapmayışını elbette göz önünde bulundurmamız <laughs> gerekir. Şimdi dönelim Ekrem İmamoğlu'na. E, tabii ki Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ama neresinden bakarsanız bakın birçok siyasi görüşe sahip ama İstanbul'da bu bu hizmetlerini beğenen Ekrem İmamoğlu'nun kente katkılarını takdir eden milyonlar oluştu ve bunlarda 2019'dan daha farklı olarak tabii ki Ekrem İmamoğlu'na yani politik görüşlerini bir kenara bırakarak destek olacaklar, oy verecekler, sürsün diyecekler. Ne sürsün diyecekler? Mesela 10 metro yapıldı, 45 kilometre metro yapıldı. Bugüne kadar yapılamamış metro metro yapıldı. Ve bu metrolar e, tabii ki e, yapılmayanlar yani merkezi hükümetin sarayın imzasına takılanları tabii ki söyleyeceğiz. Bu bir bahane değil ama vatandaşımızın her şeyi bilmesi gerekiyor. Sarayın engellemelerine rağmen 45 kilometrenin üzerinde metro yapıldı. E, onlarca kreş yapıldı. Onlarca yurt yapıldı. E, Birçok bir İstanbul'da yaşayanlar çok iyi biliyorlar. Birçok rekreasyonlar yapıldı, tarihi e, yapılar restore edildi, buna benzer kent lokantalar açıldı. Bakın üzü, üzüntü verici olan bir şey var, yani benim de içime dokunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçim, daha önceki seçimlerde hatırlarsınız, millet bahçelerinde kek yiyecekti vatandaşlarımız. E, kek dediler, çay dediler. Şimdi çorba ve kavurmadan bahsediyor Murat Kurum. Ya vatandaşı açlık noktasına getirdiler gençler aç, 3 öğün yemek yemiyorlar ve gençlere önerdikleri çorba ve e, kavurma öğünü oysa e, Ekrem İmamoğlu çoktan kent lokantalarını yaşama geçirdi e, halk süt var 200 binin üzerinde aileye her gün e, süt e, götürülüyor yani süt gibi kritik e, taşınması güç bir ürün e, böyle götürülebiliyor mesela 2,5 milyon İstanbul'un İstanbul bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde çöpten elektrik üretiliyor İstanbul'da. Büyük bir devrim yaşanıyor. Halkçı belediyecilik yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi beledi belediyeciliği yaşanıyor ve herkes bunu takdir ediyor. Peki. Dolayısıyla ben seçmenin, e, Sayın Erkmen'in sözünden devam edeyim. Siz de sordunuz. Sayın Erkmen'in yaklaşımında ben orada bir doğruluk payı görüyorum. Tabii biz de alandayız, siyasetin içerisindeyiz vatandaşlarımız özellikle bize gönül verenler, bize umut bağlayanlar bu düzen değişsin, bu tek adam rejimi bitsin, bu AKP otoriter rejimi bitsin, e, hakça bölüşelim, böylesine açlığa, sefalete, işsizliğe, kayırmacılığa mahkum olmayalım. Yıllardır mülakat diyorlar, kendi çocuklarını işe alıyorlar, mülakatı bunların getireceği yok diyen bir sürü alt altabilirim. İnsanlar bize güvendiler, gençler bize güvendi ama biz bunu başaramadık. Ve bir öfke var bize karşı bir öfke var. Yani bütün o millet ittifakı blokuna karşı başaramamış olmaktan kaynaklı bir öfke var ama. Siz bunun yeren seçimde sanda yani bir parça da olsa yansıyacağını düşünüyor tamam. musunuz yoksa hayır hiç etkisi olmayacak mı diyorsunuz? Ben düşünmüyorum. Onun işte onu söyleyecektim tam. Ben düşünmüyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kendisi içerisinde bir tartışma yaptı. Bir kurultay süreci yaşadı. Ve bu kurultay sürecinde izlediniz demokratik bir süreç yaşandı. O süreç içerisinde de yeni bir Cumhuriyet Halk Partisi liderliği ve yönetimi oluştu. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin farkıdır. Bizde kurultaylar gerçekten kurultaydır. Ve bu tartışmalar sonucunda demokratik yollarla yeni bir yönetim var. Ve bu yeni yönetim hem geçmişten getirilen bu yüklerin farkında gerekiyorsa bunun öz de yapıyor, yapar. Ama aynı zamanda Türkiye'ye yeni bir umut da yaratmak noktasındaki görevinin de farkında. Dolayısıyla e, ben her şeye rağmen yani yeniden Refah Partisi aday çıkarır mı çıkarmaz mı, dem aday çıkarır mı çıkarmaz mı, diğer partilerle nasıl bir işbirliği olur? Daha bunun gerçekten başındayız. Onu Ama ayrıca sorayım noktada, mı Sayın Emin?